Merhabalar e, dersimiz başlıyor geçiyoruz şimdi dersimize şimdi sevgili gençler ilk olarak konumuz e, çok genler 7 sınıf konusuyla başlıyoruz bu konuyla alakalı olarak e, Öncelikle size bahsetmiş olmak istediğim şey şu arkadaşlar çokgen dediğimiz şey bir düzlemde herhangi üçü aynı doğru üzerinde olmayan en az 3 nokta arkadaşlar Burası önemli olan kısım en az 3 nokta benim e, işimi görüyor. Ardışık olmayan 3 nokta birleştirildiğinde <laughs> doğru parçaların birleşmesiyle oluşan kapalı şekiller. Bir kere kapalı şekil olacak arkadaşlar. Kapalı olmazsa çünkü buna çokgen demiyoruz. Çokgenler kenar sayılarına göre adlandırılır arkadaşlar. Burası önemli. 5 kenarı varsa 5 gen. 6 kenarı varsa 6 gen. 7 kenarı varsa 7 gen. 10 kenarı varsa 10 gen. 100 kenarı varsa 100 gen şeklinde. Bir çokgenin ardışık olmayan herhangi iki köşegenini herhangi iki köşesini birleştiren doğru parçalar ise arkadaşlar köşegen denir. Bunlar önemli. Burada köşegenlerin çizimlerini göstermiş arkadaşlar. Yukarıdaki şekilde sarı doğru parçaları her biri birer köşegendir demiş. Şunun da altını çizmiş olalım. Çokgenlerde iç açı ve dış açı arkadaşlar şurada. Ee, bir iç açıyla bir dış açının toplamı arkadaşlar her zaman 180 derece olacaktır. Burası önemli. Bakın. Bir iç açıyla bir dış açının toplamı arkadaşlar şurada 180 derecedir. Bana bunu söylemiş. N kenarlı bir çokgenin şurası önemli arkadaşlar. N kenarlı bir çokgenin bir köşesinden çizilen köşegen sayısı arkadaşlar N 3 tanedir. Bu köşeden çizilen köşegenler çokgeni n eksi 2 tane üçgene ayırır. İç açıları toplamı. Bundan dolayı arkadaşlar. Bundan dolayı n eksi 2 tane üçgen olacak olduğu için üçgenlerin iç açıları toplamı nedir? 180'dir. n eksi 2 çarpı 180 ile bulunur. Aynı zamanda bütün çokgenlerin dış açıları ölçüleri toplamı arkadaşlar 360 derece olarak bulunacaktır. Şimdi gelelim üst tarafa. Düzgün çokgen dediğimiz şey arkadaşlar tüm kenar uzunlukları, tüm iç açılarının ölçüleri uzunlukları, tüm dış açılarının ölçüleri eşitse bu çokgenlere arkadaşlar biz ne diyeceğiz? Düzgün çokgen diyeceğiz arkadaşlar burada. Düzgün çokgen diyeceğiz. Sonrasında n kenarlı bir düzgün çokgenin bir iç açısının ölçüsü n 2 çarpı 180 ile bulunur. Dış açısının ölçüsü arkadaşlar 360 bölü n ile de bulunur. Şimdi iç açısının ölçüsünü ben size bir farklı şekilde daha göstereyim. Dış açısının ölçüsünü biliyorum çünkü. 180 360 bölü n ile de bulunuyor iç açının ölçüsü. Hangisi daha kolayınıza gelirse oradan da yapabilirsiniz. Yani önce bir dış açıyı bulup dış açıdan 180'den çıkarttığınızda olan bulacak olduğumuz sonuçta bir iç açısının ölçüsü olacaktır. Düzgün çokgenin merkezinden geçen köşegen uzunlukları birbirine eşittir. Bakın arkadaşlar tam köşeden geçmiş bunlar hep. Bunların uzunlukları birbirine eşittir ve köşegenler birbirlerine arkadaşlar ne yapar? Ortalar. Bir düzlemde herhangi üçü doğrusal olmayan dört noktanın ardışık olarak doğru parçalarıyla birleştirmesiyle oluşan şekle dörtgen denir. İç açılar ölçüleri toplamı 360. Dış açıların ölçüleri toplamı 360'tır. Şunların da altını çizmiş olalım. Evet sonraki sayfaya geçiyoruz. Şimdi burada arkadaşlar bana <coughs> bazı dörtgenler vermiş. Dörtgenlerin iç açıları ölçüleri toplamı neydi arkadaşlar? 360 dereceydi. Şimdi burada şu kısım şu kısım ne olacak arkadaşlar? 180 30. Bu da 150 derecedir. Şuraya geldim 150 yazdım. Bana nereyi soruyor? ABC. ABC yani şuraya soruyor. X dedim. O zaman Dörtgenlerin iç açılar toplamı ölçüleri. 360 derece olacak. 85 var. 65 var. 150 var. Bir de x var. Eşittir. 360 olacak arkadaşlar. Şu kısım sevgili gençler toplarsak ne olacak? 150 artı 150'den 300. Yani 300 artı x eşittir 360 ise 300'de neyi toplarsan 360 olur. Buradan x eşittir 60 derece olarak buluruz. Geldim B numaralı soruya. B'de gene iç açılar toplamı 360 olacak. Gene yazıyorum 4x. 3x artı 10. 57. Ve 104. Bunlar toplamı 360 derece olacak. Toplarsak burası 7x artı şu üst kısmı toplarsam arkadaşlar ne olacak? 171 eşittir arkadaşlar. 360. Buradan 171'i karşıya gönderdim. 7x eşittir arkadaşlar. 189 olarak bulundu. Her tarafı 7'ye bölersek arkadaşlar buradan x eşittir. 27 olarak bulunacaktır. <laughs> Aşağıya doğru indik. Şimdi burada dikkat et. Soru beşgen. Yan taraftaki soru arkadaşlar yedigen. Şimdi ben dörtgenlerin iç açılar toplamını biliyordum ama beşgenle yedigenin iç açılar toplamını bilmiyorum. Ama burada bana dış açıyı sormuş. Dış açılar toplamını biliyorum. 360 ama ben gene de beşgenin iç açılar toplamını bulmak istiyorum arkadaşlar. Şimdi iç açılar toplamı şu şekilde bulunuyordu. N 2 çarpı 180 de bulunuyordu. Beşgen olduğuna göre 5 2 çarpı 180 şu parantez içerisinde. Bu da 3 çarpı 180 olacak. Bu da 540 olarak bulunacak. İç açılar toplamı 540. Dış açılar toplamı zaten 360. Şimdi bana hepsini dış açı vermiş. O zaman şurada arkadaşlar hafif uzattım şöyle dış açısının ölçüsü. Burası 60. buraya hafif uzattım. Burası 90. Dış açılar toplamı 360 olacak. 90 var. 60 var. 3x var. 5x var. Bir de 6x var arkadaşlar. Bu eşittir. 360 derece. 150 artı toplarsak arkadaşlar 14x eşittir. 360. 150'yi karşıya attım. 14x eşittir. 210 kaldı. Her tarafı 14'e bölersem x eşittir. 15 olarak bulunur arkadaşlar buradan da. Şöyle biraz daha aşağıya doğru inelim. <laughs> Şimdi 7 genin iç açılar toplamını bulmam lazım. Hemen. Burası ne olacak o zaman arkadaşlar? 7 eksi 7 eksi 2 Şurası 7 eksi 2 çarpı 180 Eşittir arkadaşlar. Benim iç açılar toplamım olacak. Bu da 7 eksi 2 5 çarpı 180 Bu da arkadaşlar 900 olarak bulunur çarpım durumu. Şimdi açıları tek tek yazıyorum. Bana P açısının ölçüsünü söylüyor. Zaten bir tek o var. Buraya X yazdım. En büyük açı 160. Sonra 140 sonra 135 sonra 100 20 2 tane 120 var bir tane 90'ım var bir de verilmeyen x'im var toplarsak arkadaşlar 5 10 13 15 17 26'nın altısı elde var 2 burası 5 2 daha 765 olarak bulduk arkadaşlar şimdi <laughs> o zaman arkadaşlar x artı 765 eşittir 900 çıkacak. 765'i karşıya at. Buradan x eşittir. 135 derece olarak bulunacaktır. X'imizin değeri. Bir sonraki sayfaya geçiyoruz. Şimdi bana çokgenlerle alakalı düzgün bu sefer demiş. Sevgili gençler. Düzgün beşgen ve düzgün altıgen demiş. Burada. Öncelikle benim düzgün altıgen ve düzgün beşgenimin birer açılarının ölçülerini biliyor olmam lazım. Aksi halde ben bu soruları yaparken arkadaşlar zorlanacağım sevgili gençler. Tamam mı? Burası o yüzden önemli. Buna lütfen özellikle dikkat ediniz. Burada lütfen işlem yaparken adım adım gidin. Öncelikle beşgenin bir iç açısının ölçüsünü bulabilirim ya da dış açısından iç açısını bulabilirim. Tercih sizin. Öncelikle beşgenden başlayalım. 360'ı 5'e böldüm. Bir dış açısının ölçüsünü buldum. 72. O zaman 180'den 72'yi çıkarttım. Bir iç açısının ölçüsünü ne olarak buldum? 108. Geldim bakın buraları 108 olarak yazdım. Şuralar 108 derece. Şimdi bir de ben arkadaşlar altıgenin iç açısını bulayım. Gene aynı işlemi yapacağım. Beşgende yapmış olduğum gibi 360'ı bu sefer 6'ya böleceğim. Cevap ne çıktı? 60 çıktı mı? 180'den 60 çıkarttım arkadaşlar. Bu da ne çıktı? 120 derece çıktı mı? O zaman bir iç açısının ölçüsü burada da ne çıktı? 120. Şu kısım 120. Şimdi şu kısım da arkadaşlar 120. Şu kısım da 120. Bu kısım da gene aynı şekilde 120 derece. Bana sorulan kısım neresi? Özellikle GBC. GBC açısı arkadaşlar şurası. Şuraya x diyelim. O zaman 108 artı x eşittir 120 dereceymiş. Buradan x eşittir arkadaşlar 12 olarak bulunacak. Şimdi yan tarafta düzgün beşgen var ve kare var. Bakın düzgün beşgen ve kare. Bana bunlar yardımcı olacak. Düzgün beşgenin iç açısının ölçüsünü az önce buldum. Neyi, ne bulmuştum? 108 derece bulmuştum gençler. 108, 108 yazdım. Şöyle 108'leri yazdım. Karenin zaten bir iç açısının ölçüsünü ben biliyorum. 90 derece. Bunu daha önceki yıllardan da biliyoruz zaten. 90'ları yazdım. Bana sorulan kısım NMS açısı arkadaşlar. Bana sorulan kısım şurası. Şurada bakın. Şu açı. Şurada tamamı olan açı arkadaşlar. 360 derecedir. Tam açıdır. O zaman 108, 90 ve X. Toplarsam arkadaşlar 360 olacak. 198 artı X eşittir. 360. 198'i karşıya attım. X eşittir 360 eksi 198 olacak. Buradan arkadaşlar cevabım X eşittir 162 olarak bulunacaktır. Geldim alttaki sorulara. Buyurun biraz siz uğraşın bu sorularla bekliyorum size. Evet, sorumuzu çözmeye devam ediyoruz o zaman gençler. Şimdi burada arkadaşlar yapmam gereken şey öncelikle ne olacak? Altıgenin bir iç açısının ölçüsünü biliyor olmak olacak arkadaşlar. Az önce bulmuştuk 120 derece olarak yazdık. Bir de düzgün çokgenlerde arkadaşlar bütün kenar uzunlukları birbirine nedir? eşittir. Şimdi öncelikle bütün kenar uzunluklarının eşitliğini şurada göstermiş olalım. Şunlar eşit. Hep Burada o zaman ikiz kenar üçgenler çıktı arkadaşlar. Bakın, şu açı 120 derece, şuraya yazdım. O zaman bu açıyla, şu açı birbirine eşit arkadaşlar. Ben buraya a a dedim, şu iki açıya. O zaman 120 artı 2a eşittir arkadaşlar. 180 olacak. Benim a ölçümü bulmam lazım. Buradan 120'yi karşıya attım, 2a eşittir 60. Buradan a eşittir arkadaşlar 30 olarak ne yapmış oldum? bulmuş oldum. Buralara 30'ar derece yazdım. Bakın. Aynı şekilde burası da 120 dereceydi. Çünkü altıgenin bir açısı. O zaman bunlar da 30-30 olacak arkadaşlar. Bana ne lazım? EAC açısı lazım. Yani sorulan kısım arkadaşlar şurası. Bakın. Bana sorulan kısım burası. O zaman şuraya da X diyelim. 30 artı X artı 30. Altıgenin bir iç açısının ölçüsü 120 dereceydi. Yazdım. Burası x artı 60 oldu eşittir 120. Buradan arkadaşlar x 60 olarak bulunacaktır. Cevap olarak. Geldim yan tarafa sevgili gençler. Ne diyor? Düzgün sekizgen diyor bakın. Düzgün sekizgen ve eşkenar üçgenler. Eşkenar üçgenin zaten bir kenar uzun bir açısını biliyorum. Şöyle biraz yakınlaştıralım mı soruyu. Daha rahat yapalım. Şöyle biraz evet. Şu an daha iyi oldu sanırım. Evet. Şimdi sevgili gençler, burada yapmam gereken işlem ne olacak? Öncelikle sekizgenin bir iç açısının ölçüsünü buluyor olmak olacak. Düzgün sekizgen olduğu için 360'ı önce 8'e böldüm. Bulacak olduğum 45 bu açı arkadaşlar dış açısı. 180'den 45'i çıkarttım bir iç açısını bulmak için. Bu da 135 derece. Her biri 135 dereceymiş. 135. 135. Bütün açıları yazmayacağım arkadaşlar. Şuraya da geldim 135'i yazdım. Eşkenar üçgenin bir açısı zaten 60-60. Bunları da biliyorum. E o zaman hepsinin toplamı 360 olacak. 135. 60. 60. Ve x. Burası arkadaşlar tam açı. Şu kısım tamamı şuradaki tam açı 360 derece olacak. Toplarsak burası arkadaşlar 255 artı x oldu. Eşittir 360. 255'i karşıya attım. Buradan x eşittir. 360 eksi 255 oldu. Buradan x arkadaşlar 105 olarak bulunacaktır. Devam ettim bir sonraki soruyla arkadaşlar. Evet. Şimdi bana bir iç açısının ölçüsü 140 derece olan düzgün çokgen kaç kenarlıdır demiş. Size bırakıyorum. Biraz bekleyelim. Evet sorumuza devam ediyoruz arkadaşlar. Ne yapacağız bu durumda? Öncelikle dış açıdan devam edeceğim arkadaşlar burada. Bir dış açısının ölçüsü, iç açısının ölçüsü 140 ise dış açısının ölçüsü arkadaşlar ne olacak bu durumda? Ben 180 eksi 140 yaptım. Dış açıdan yapmak benim için daha kolay oluyor. 40 derece olarak yazdım arkadaşlar. Şimdi dış açısının ölçüsünü ben nasıl buluyordum sevgili gençler? Az önce yazmıştık. 360 bölü n ile buluyorduk. Bu da 40. Bu durumda 360'ı kaça bölersen 40 çıkar. İçler dışlar çarpımı yapalım burada. İçler dışlar. 360 çarpı 1 eşittir. 360. Burası da 40 n oldu. Her tarafı 40'a bölüyorum bakın. Şurada. Böyle 40 yaptım. N'yi yalnız bırakmak için. Şuradan birer tane sıfır sildim. 36'ya 4'e bölersen arkadaşlar. N eşittir. 9 kenarlı düzgün çokgen olduğunu bulduk. 9 gelmiş yani. Bir dış açısının ölçüsü 20 derece olan düzgün çokgenin bir köşesinden çizilebilen tüm köşegenlerinin sayısını soruyor. Dış açısının ölçüsü nasıl bulunuyordu arkadaşlar? 360 bölü n ile bulunuyordu. Bu 20 dereceymiş. Şimdi gene içler dışlar çarpımı yapalım. 360 eşittir 20 n. Her tarafı 20'ye bölelim. Şuradan sıfırlar gitti. Burada 20'ler zaten gitti. Buradan neye eşittir 36'ı 2'ye bölersek arkadaşlar 18 gen olduğunu buluruz. Şimdi burada bir köşesinden çizilen tüm köşegenlerin sayısı diyor arkadaşlar. Burası önemli. Formül neydi? Bir köşeden çizilen köşegen sayısı arkadaşlar n eksi arkadaşlar n 3 taneydi. Bir köşeden çizilen köşegen sayısı. Bunun formülü. O zaman 18 eksi 3 eşittir arkadaşlar. Cevabımız 15 olarak bulunacaktır. Buraya hemen n eksi 2 ile karıştırılıyor genelde. n eksi 2 arkadaşlar bu köşegenlerden oluşan üçgen sayısı. Bunu karıştırmayın lütfen. Tamam. Geldik. C sorusuna. Bir iç açısının ölçüsü bir dış açısının ölçüsünün 4 katı diyor arkadaşlar. Burası dikkat. Bakın. 4 katı düzgün çokgen kaçgen diye sormuş. Ben bu tarz sorularda iç açı ve dış açı diye öncelikle şöyle yazıyorum. Dış açı daha küçük olacak olduğu için bu da x iç açıya da 4x dedim. Ben size az önce iç açıyla dış açının toplamının iç açıyla dış açının toplamının 180 olduğunu söylemiştim. Buradan 5x eşittir 180 oldu. Her tarafı 5'e bölersek x eşittir ne çıkacak arkadaşlar? 36 olarak ne yapmış oldum? Bulmuş oldum. Şimdi 360 bölü n dış açısının ölçüsünü 36 buldum arkadaşlar. Buradan ne yapacağım? sevgili gençler. Bunun altında ne var? Gizli bir var. İçler dışlar gene. 360 eşittir. 36 n oldu. Buradan n eşittir arkadaşlar. 10 olarak bulunur. Çünkü 36 çarpı 10 360'a eşittir. Geldim bir sonraki soruya. İç açılar toplamını vermiş bu sefer arkadaşlar. İç açılar toplamını 1800 olarak vermiş. Dış açısının ölçüsünü soruyor. Evet biraz bekliyorum sizde. Devam ediyorum. İç açılar toplamı arkadaşlar. Formül neydi? N 2 çarpı 180 de iç açılar toplamı. Buna 1800 demiş. Şimdi şu kısım arkadaşlar bakın. 180, 1800. Birbirinin kaç katı olduğunu rahat bir şekilde görebilirsiniz arkadaşlar. Şunu yeşille karalamış olalım. E, 180 ile neyi çarparsanız 1800. Şu kısım ne olacak arkadaşlar? 10 olacak mı? n eksi 2 çarp n eksi 2 buradan arkadaşlar 10 ise bunu karşıya attım. n buradan arkadaşlar 10 artı 2'den ne çıktı? 12 olarak bulundu. 12 gen olduğunu buldum. Bakın ama bana soruda neyi soruyor? Dış açısının ölçüsünü soruyor. Buraya dikkat. O zaman dış açı neyle bulunuyordu arkadaşlar? 360 bölü n ile bulunuyordu. n'i de ben ne bulmuştum? 12. 360 bölü 12 yaptım. 360 12'ye bölersem arkadaşlar cevabım 30 olarak bulunacaktır cevabım bu durumda. Evet, bir sonraki soruya geçiyoruz. Evet, test kısmına geldik gençler. Bana diyor ki bir köşesinden çizilen tüm köşegen sayısı üçgen sayısı daha doğrusu 7 7'ymiş. Çokgenin iç açılarının ölçüleri toplamı kaç derecedir diye sormuş. Bir köşeden sizden tüm köşegenler zaten bana yeterli. N eksi 3'ü söylemiş arkadaşlar. Şurada N pardon kaleme geçelim. N eksi 3 eşitmiş 7'ye. Buradan N eşittir arkadaşlar? Ongen olduğunu söyleyebiliriz bu durumda. Ongen'in iç açılar toplamı soruyor. O zaman n 2 çarpı 180 lazım arkadaşlar. Bu da ne olacak? 10 2 çarpı 180. 8 çarpı 180 oldu. 8 ile 180'i çarparsak arkadaşlar 1440 olarak cevabımız çıkacaktır. Yani D şıkkı. Burada 7 ile 180'i çarpıyor gibi gözüküyoruz. Ancak arkadaşlar dikkat. Önce kenar sayısını buluyoruz. Kenar sayısından sonra arkadaşlar kenar sayısından sonra n 2 çarpı 180 formülünü tekrar yerinde uyguluyoruz. Şurası önemli. Bu iç açılar toplamının formülüydü hatırlarsanız. Evet. 2 numaralı soruya geldik. Bana dış açısının formülünü vermiş. 360 bölü n olarak. Bir iç açısının ölçüsü 120 olan düzgün çokgen. O zaman hemen iç açısı 120 ise ben buradan 360 eksi 120 yaptım. Bir dış açısının ölçüsünü 60 olarak buldum. Arkadaşlar bakın burada 360'ı bulduktan sonra 360 bölü n eşitmiş 60'a. Burada n arkadaşlar 6 olarak bulurum. Şimdi altıgen olduğunu buldum. Dış açısının ölçüsünün 60 olduğunu buldum. Bana sorulabilecek ne var? N eksi 2 tane üçgen vardır. Bu da 6 eksi 2'den 4 tane üçgendir. Bir köşeden n eksi 3 tane çok, e, köşegen çizilebilir. 6 eksi 3'den arkadaşlar 3 tane köşegen olduğunu bulmuş oldum. Şimdi hangisi yanlış diye sormuş. Bir dış açısının ölçüsü 60'tır. Doğru. Zaten bir köşesinden en fazla 3 tane köşegen çizileri bulduk. Şurada en altta. 6 kenarlıdır. 6 gen olduğunu bulmuştuk. Bir köşeden çizilen tüm köşegenler çok kendi iki tane üçgensel bölgeye ayırmaz. Dört tane üçgensel bölge ayırır. O yüzden cevabımız D şıkkı. Geldim 3 numaralı soruya. Evet. Biraz bekliyorum sizde. Evet gençler şimdi devam ediyoruz sorumuzu yapmaya. Bu kadar süre sizin için yeterli. Şimdi arkadaşlar şuralara AA diyorum. Bilinmiyor çünkü. AA. Buralara da BB diyorum. Eşit olduğunu bana açı ortay olarak belirtmiş çünkü. Şimdi sevgili gençler. Burada üçgenin çeşitler toplamı şurada sol tarafta A artı B artı 100 eşittir. Ben 180 olduğunu ne yapıyorum? Biliyorum. Buradan 100'ü karşıya atarsam ben A artı B'nin 80 olduğunu bulmuş olurum. Doğru mudur arkadaşlar? Şimdi burada ben sevgili gençler pardon tam ekrana geçelim. Şu kısımda. Tam ekrana geçelim. Şimdi ben A artı B'nin 80 olduğunu buldum. Arkadaşlar. Ben de dörtgenlerde şuraya da x dedim. Bana sorulan kısım burası çünkü. 2A artı 2B artı x artı 105. Arkadaşlar. Dörtgenlerin iç açılar toplamı 360 dereceydi. Bunu bulmuş oldum. Şurada ben A artı B'yi 80 bulduysam. 2A artı 2B arkadaşlar bunun iki katı olacak. 160 derece olarak bulabilirim. Geldim buraya da 160 olarak yazdım. Burası o zaman x artı ikisini toplarsam 265 eşittir. 360 olarak buldum. 265'i karşıya attım. Buradan x eşittir. 360 eksi 265 oldu. Çıkartırsak arkadaşlar cevabımız 95 olarak bulunacaktır. Yani B şıkkı. Devam ettik bir sonraki soruyla arkadaşlar. 4 numaralı soru. Evet. Şimdi tüm düzgün çokgenlerin dış açılarının ölçüleri toplamı 360 derecedir. Bu kısım zaten az önce söylemiştik. Doğru, arkadaşlar. Buna tiki attık. Düzgün çokgenlerde kenar sayısı arttıkça dış açılarının ölçüleri arkadaşlar azalır. Şimdi beşgende örnek verelim. 360'ı 5'e böldüğümde beşgen eşittir 72. Altıgende arkadaşlar 360 bölü 6'dan 60'tır gittikçe düşecektir. Bu da doğru. Düzgün çokgenlerde köşegen sayısıyla iç açılarının ölçüleri toplamı doğru orantılıdır. Köşe sayısı arttıkça İç açıların ölçüleri toplamı da arkadaşlar artacaktır. Doğrudur. Bu durumda hepsi doğru olarak bulunmuş oldu. Şimdi sevgili gençler N kenarlı bir dış çokgenin iç açıların ölçüleri toplamı N-2 çarpı 180 de bulunur. Bana burada ne demiş? İç açılar toplamı formülünü vermiş arkadaşlar. İç açılarının ölçüleri toplamı. 2520 olan düzgün çokgenin kenar sayısını soruyor. Yani n 2 çarpı 180. Arkadaşlar burada bana 2520 olarak vermiş. Kenar sayısını soruyor. Ne yapacağım? Öncelikle n eksi 2'yi bulabilmek için arkadaşlar her tarafı 180'e böleceğim. Şunlar sadeleşti zaten gitti. 2520 180'e bölersem çıkacak olan sonuç nedir arkadaşlar? Bana bu lazım. Pardon burada iç açılar toplamıyla dış açılar toplamını vermiş. Bakın. Pardon pardon. Şurada ufak bir hata yaptık. Ben sadece iç açılar toplamı sanmıştım. Şurada 2520 değil. Burada öncelikle arkadaşlar iç açılar toplamını bilmiyorum. İç açılar toplamı x olsun ama dış açılar toplamını ben 360 olduğunu biliyorum. 2520 olarak yazdım. Bunu karşıya attım. Buradan x eşittir arkadaşlar. 2000 e, 200 çıkıyor, pardon. 2260 2.162. çıkıyor. Evet. 2160 olarak bulduk x açısı. O zaman buraya 2160 yaptım. Şimdi her tarafı 180'e bölüyorum. Şuradan 180'ler sadeleşti. Işte. Şurada arkadaşlar 216'yı bölüyorum. 216 bölü 18 yaptım. Bir kere var. 18 çıkarttım. 36 burada iki kere var. 36 cevap çıktı. Buradan ne? 2 arkadaşlar. 12 olarak buldum. Eksi 2'yi karşıya atıyorum. Sevgili gençler burada ne eşittir? 12 artı 2'den cevabım 14 olarak bulunacak. Yani C şıkkı. Tüm köşegen uzunlukları birbirine eşittir demiş. Tüm köşegen uzunlukları arkadaşlar birbirine eşit olabilmesi için burası önemli. Çizilebilecek olan köşegenler ardışık olan köşelere gidemiyordu. Birer atlamalı gidiyordu. Düzgün beşgeni şurada size temsili olarak çizmiş olalım. Düzgün belki çizemeyeceğim ama en azından şu, şöyle düzgün beşgeni çizmeye çalışıyorum size en azından. Bir tanesini göstersem zaten yeterli olacak. Çizecek olduğum köşegenler arkadaşlar şunlar. Şu şekilde bir de burası var. Bu düzgün beşgen. Düzgün altıgeni çizelim. Bunun da köşegenlerini çizeyim. Bakın şu hatta şunu farklı renkle çizeyim ki şu kırmızı ile çizmiş olduğum uzunluk da siyahla çizmiş olduğum uzunluk birbirinden farklı arkadaşlar. Buna lütfen dikkat edin. Şuraya tekrar kırmızı ile çiziyorum çünkü bu uzunluklar birbirine şu kırmızı ile çizmiş oldukların birbirine eşit olacak. Düzgün sekizgende de arkadaşlar gene altıgende olduğu gibi olmayacak ama karede zaten problem yok. Karede göstermiş olalım şurada. Hemen. Karede çizmiş olalım. Köşegenler zaten karede birbirine eşit. Bunda bu çok zor bir şey değil. Arkadaşlar. Eee kareye zaten otomatikman tik attım. Düzgün beşgende de arkadaşlar bir köşeden çizilen köşegenler zaten şu kırmızıyla çizmiş olduklarım üstünden geçtiklerim. Hepsinde arkadaşlar Uzunluklar birbirine eşit olacak çünkü ardışık olarak gidiyor, hepsinde olacak şekilde. Düzgün altıgende eşit olmadığını gösterdik. Altıgende eşit olmadığına göre gittikçe büyüyeceği olduğu için sekizgende de eşit değil. Cevap 2 olarak bulunacaktır. Arkadaşlar bu dersimiz burada bırakalım. Ee, saat başında tekrardan devam edeceğiz. Ee, saat 12'de tekrardan görüşmek üzere diyelim. 12'den sonra devam ediyoruz. Şimdi bir sonraki sorumuz 7 numaralı soruyla başlıyoruz. Aşağıda numaralandırılmış 4 tane çokgen verilmiştir arkadaşlar. Bunlara göre buna göre bu çokgenlerden hangileri düzgün çokgen değildir diye söylemiş. Düzgün çokgenlerin olması gereken şey neydi arkadaşlar? Bütün kenar uzunlukları birbirine eşit. Bütün iç açıların ölçüleri birbirine eşit ve bütün dış açıların ölçüleri birbirine ne olmalıydı? Eşit olması gerekmekteydi. Aksi halde biz bu çokgenlere düzgün çokgen diyemiyoruz. Şimdi bir numaralı çokgene baktığımda arkadaşlar burada 4 4 4 bütün iç açıları topla bütün iç açıları da arkadaşlar burada hepsi e, 4 ve 60 olduğu için buna düzgün çokgen diyeceğiz. Bir numaranın olan şık varsa eliyorum. Düzgün çokgen olduğu için. Şimdi geldim 2 numaralı soruya arkadaşlar. Burada 2 numaralı soruda der ki e, kenar uzunluklarında birine 4 birine 5 olarak söylemiş. O zaman bu otomatikman zaten düzgün çokgen değil buna çarpıya koydum. Burada arkadaşlar düzgün altıgen zaten bu. Bu doğru, düzgün çokgen. 3'te o zaman eledik. Zaten e, cevabım çıktı 2 ile 4. Burada çünkü iç açıların ölçüleri birbirinden farklı arkadaşlar. Bu yüzden ben buna gene çarp atıyorum. Cevabımız B oldu. Geldim 8 numaralı soruya. N kenarlı bir düzgün çokgen iç açısının ölçüsünü bana formülle vermiş arkadaşlar. Ben bu formülü daha önce size şu şekilde de vermiştim hatırlarsanız. Ee, iç açı ile dış açının formülü neydi? 300, 180 eksi 360 bölü n ile de ben bu iç açının ölçüsünü bulabiliyordum. Düzgün beşgen vermiş arkadaşlar burada bir de kare var. Şu açı arkadaşlar bildiğiniz üzere 90 derece olacak. Şurası 90. Burası 108 düzgün beşgen olduğu için burası da 108 arkadaşlar bana şu açı var. Şurası da x olacak. Şimdi yukarıda Osmanlı döneminden kalma ahşap bir kapı üzerinde yapılmış oymacılık eseri görünmektedir. Bu eser birbirine eş kare ve düzgün beşgenler bakın. Burada açıklamasını yapmış. Eş kare ve düzgün beşgenlerden oluşmaktadır demiş. Soru işaretiyle gelinen yere kaç derece geleceğini sormuş bize. O zaman açıları yazdım orada arkadaşlar. 108 var. 108 var. Artı x var. Bir tane daha 108 var. Bir tane de arkadaşlar 90 derece var. Bunların toplamı kaç derece olacak? 360 derece olarak bulunacaktır. Toplarsak 216, 90 daha 306 olarak buldum. Artı x eşittir. 360 oldu. 306'yı karşıya gönderdim. Buradan x eşittir arkadaşlar. 360 eksi 306. Bu da 54 olarak bulunacaktır. Yani cevabımız C şıkkı. Evet. Sonraki soruya geçiyorum. Biraz bekliyorum. Evet. Sonraki sorumuz arkadaşlar. Sorumuz değil pardon. Konu anlatımız varmış. Ee, burada yamuk paralel kenar dikdörtgenin uzunlukları ile alakalı özellikleri ile alakalı bazı ifadeler var. Yamuk karşılıklı kenar çiftlerinden en az biri paralel olan dörtgenlere arkadaşlar ne diyoruz? Yamuk diyoruz şurada. Paralel olan kenarlara AB ve CD yamuğunun tabanları. Yani şu ikisini arkadaşlar biz taban diyoruz. BC ve DA kenarlarına ise yan kenarlar denir arkadaşlar. Yani şu kısımlara da biz yan kenarlar ismini veriyoruz. Yamukta yan kenarların iki ucunun açılar bütünlemektedir. Yani bana doğru açılardaki şeyi söylemiş arkadaşlar. Ben buraya x açısı buraya y açısı dersem x artı y açısı arkadaşlar ne olacaktır? 180 derece olacaktır. Buraya a buraya b dersem arkadaşlar gene a artı b açısı gene ne olacaktır? 180 derece olacaktır. İkiz kenar yamuk arkadaşlar özel bir yamuk çeşididir. Taban açıları yani ben bu açıya şu açıya x dersem arkadaşlar şu A ve B noktasındaki açılara X dersem burası X ise burası da X'tir. Buraya Y dersem arkadaşlar burası Y ise burası da gene Y olacaktır. Çünkü X artı Y'lerin toplamı da arkadaşlar 180 derece. İkiz kenar yamukta alt taban ve üst taban açılarının ölçüleri eşittir demiş. İkiz kenar yamukta köşegen uzunlukları gene birbirine eşit olduğunu bana söylemiş arkadaşlar. Dik yamuk yan kenarlarından biri tabanlara dik olan yamuğa denir. Yani şurada arkadaşlar şu kısma dikkat et. 90 dereceliymiş. Şu kısım dik olduğu için biz buna dik yamuk diyeceğiz. Aynı zamanda DC de arkadaşlar gene BC AB'ye paralel olmak zorunda arkadaşlar. DA'ya yamuğun yüksekliği denir arkadaşlar. Aynı zamanda şu kısım yükseklik. Yüksekliği de biliyorsunuz ki genelde H ile gösteriyoruz arkadaşlar. H olduğu için buraya da yükseklik diyeceğiz alan yaparken özellikle işime çok yarayacak bu kısım. Paralel kenar kısmına geçtik arkadaşlar. Karşılıklı kenarları paralel olan dörtgenlere paralel kenar denir. Yani yamuğun biraz daha özel durum arkadaşlar. Tüm hepsi birbirine karşılıklı olanlar paralel olacak. Yani DC paraleldir. AB. Burada aynı zamanda DA da paralel. BC. Bunların bir tanesi birbirine paralel olmadığında biz buna ne diyorduk? Yamuk diyorduk. Paralel kenar yamun özel bir durumudur. Karşılıklı kenarlar birbirine paraleldir. Karşılıklı kenar uzunlukları birbirine eşittir. Karşılıklı açıların ölçüleri birbirine eşittir arkadaşlar. Burada iki iç açı ardışık iki iç açısının toplamı de 180, 180 derecedir ve köşegenler birbirini ortalar. Burada 180 derece sebe demesinin sebebi arkadaşlar buraya x buraya y dersek çünkü U kuralı var burada. x artı y gene 180. Bakın bir U kuralı da burada var. Şuraya dikkat edin. Şurada da bir U kuralı yapabiliriz. Buraya da gene x açısı diyeceğiz. Paralel kenarda arkadaşlar çapraz olan açıların ölçüleri birbirine gene eşit olacak. Çünkü u kuralı sebebiyle bunların hepsi. Dikdörtgene geldik. Karşılıklı kenar uzunlukları eşit. iç açılarının her biri 90 derece olan dörtgenlere dikdörtgendir. Zaten dikdörtgenleri öğrenciler çok uzun süredir biliyorlar arkadaşlar. Bu yüzden çok fazla bilgi ekstra söylemeye gerek yok diye düşünüyorum. İç açıların ölçüleri 90 derece. Köşegen uzunlukları birbirine eşit. Köşegenler birbirine ortalar. Bunlar önemli. Karşılıklı kenar uzunlukları zaten eşit ve paraleldir. Bunları zaten biliyoruz arkadaşlar. Gelelim sonraki kısmımıza. Eşkenar dörtgen kısmı arkadaşlar. Ben eşkenar dörtgeni baklavaya benzetiyorum. E, aklınızda baklavadan kalabilir. E, tüm kenar uzunlukları birbirine eşit. Ancak tüm iç açıları ölçüleri birbirine eşit değildir arkadaşlar. Burası önemli. Tüm kenar uzunlukları eşit. Bakın şu açıyla şu açı birbirinden farklı olacak. Burası önemli. Eğer bunlar da birbirine eşit olursa zaten burası kare haline geliyor arkadaşlar. Bu önemli. Eşkenar dörtgen özel. Eşkenar dörtgen ee, düzgün çokgen değildir gençler. Burası önemli. Eşkenar dörtgen düzgün çokgen değildir. <laughs> Şimdi eşkenar dörtgenle alakalı olarak arkadaşlar yamuğun özel durumu. Karşılıklı kenarlar birbirine paralel olacak. Tüm kenar uzunlukları birbirine eşit olacak. Karşılıklı açıların ölçüleri çaprazda paralel kenardaki gibi eşit. Ardışık iki açısının toplamı 180 derece olacak. Çünkü özel bir durum. Köşegenler birbirini dik keser ve birbirini ortalar gençler. Ve köşegenleri açı ortay olarak ifade edeceğiz. Kareye geldik. Tüm kenar uzunlukları eşit. Ve iç açılarının her biri 90 derece. Zaten kareyi gene daha önceden biliyoruz. Şunu gene altını çizelim buna kare deniyor. Kare, dikdörtgen ve eşkenar dörtgenin özel durumu. Tüm kenar uzunlukları eşit. Karşılıklı kenarlar birbirine paralel. İç açılar 90 derece. Köşegenleri eşit. Dik kesişir ve birbirine ortalar. Ve köşegenler açı ortaydır. Hatta şurada açı ortay olduğunu 45-45 olarak böldüğünden de görebilmekteyiz. Evet sonraki gelelim sorularımıza. Şimdi bana dörtgenlerle ilgili sorular verilmiş arkadaşlar. Dörtgenin iç açılar toplamının ölçüsünü ben 360 derece olduğunu biliyorum. Şu açıya da arkadaşlar ben ne diyeceğim bu sefer? 90 derece diyeceğim. Bana sorulan kısımda burası x. Dörtgenlerin iç açılar toplamı 360 derece olduğu için 100, 70, 90 ve x'i topladım. Arkadaşlar 360'a eşitledim. Burayı toplarsak 260 artı x eşittir 360 olacak. Buradan x açısı arkadaşlar 100 derece olarak bulunacaktır. Şimdi geldim B tarafına. Bakın B'de diyor ki arkadaşlar B'de diyor ki paralel kenardır diyor öncelikle. Ben paralel kenarda az önce söylemiş olduğum özelliklerde çapraz olan açıların birbirine eşit olduğunu biliyorum. Ben direkt buraya 65 derece diye yazarım. Bakın sorunun başka kısmını okumadım şu anda. U kuralı sebebiyle arkadaşlar şu açıya x dedim. Burası zaten 65. Ben x artı 65'in de u kuralı sebebiyle 180 derece olduğunu biliyorum. Ve 65'i karşıya attım. Buradan x açısı arkadaşlar 180 eksi 65 olacak. Bu da arkadaşlar 115 derece olarak bulunmakta. Şurada 115 yazdım. Gene çaprazdan bunlar birbirine eşit olacak olduğu için buraya da gene 115 derece yazdım. Bana KLM demiş. KLM şurasına x, buraya da a diyelim pardon. Yukarıda x'i kullanmıştık. Şurası a olsun. LMN, LMN açısı burası da b olsun arkadaşlar. Buraya da b dedim. A'yı 115 olarak bulmuşum. B'yi de 65 olarak bulmuşum. Bana aradaki farkı soruyor. Cevap da buradan 50 olarak bulunacaktır. Evet, alttaki soruya geçtim. Buyurun. Bunlar sizde biraz bekliyorum yapmanız için. Evet sevgili gençler devam ediyoruz. Ee, burada sorumuzda arkadaşlar dörtgen olduğu için dörtgenlerin iç açılar toplam arkadaşlar ne olacaktır? 360 derece olacaktır. Toplayalım 3x 10 artı 4x artı 50 artı 90 artı 90 arkadaşlar 360 derece olacak. Toparlarsak buraya arkadaşlar 7x artı 220 eşittir 360 Buradan 7x arkadaşlar 140 olarak bulunur. Buradan x eşittir 20 olarak bulacağız. Şimdi geldik yan tarafa sevgili gençler. Burada dikkat etmem gereken kısım buranın ne olması kare ve köşegen olması sebebiyle arkadaşlar. Buraları ne olarak yazacağım? 45-45 olarak yazacağım çünkü kare köşegenler açıortay olarak bölüyordu hatırlarsınız. Şimdi bu açıda. 60 derece. Çünkü bu açılar nasıl açılar arkadaşlar? Ters açı olması sebebiyle. Bana sorulan kısım neresi? GKL. GKL açısını soruyor arkadaşlar. GKL açısı da bana sorulan kısım burası. Burasına X dedim. Şimdi üçgen iç açılar toplum. Ben şuraya A dedim. 45, 60 ve A'yı toplarsam arkadaşlar. 180 derece olacak. Buradan 105 artı A eşittir. 180 buradan A arkadaşlar 75 olarak bulunacaktır bu soru için. Ama bana a değil x lazım gençler. O zaman ne yapacağım? 180 eksi 75'ten cevabım 105 eşittir x olarak bulunacaktır. Evet geldim bir sonraki soruya. Buyurun siz de. Bekliyorum öncelikle. Şimdi sevgili gençler eşkenar dörtgende özellikleri yaparsak burada eşkenar dörtgende açı ortaydı arkadaşlar. Buralar birbirine eşit olacak. Yani burası da 2x eksi 25. Burası da arkadaşlar x eksi 5 olarak bulunacak. Bir de eşkenar dörtgende karşılıklı olan kenar açıları birbirine eşitti arkadaşlar. Yani ben burada eşkenar dörtgen olduğu için bunlar birbirine eşit. O zaman x eksi 2x eksi 25 eşittir x eksi 5 olarak bulunacak arkadaşlar. Burada eksi 25'i bu tarafa x'i de bu tarafa attım. 2x eksi x eşittir eksi 5 artı 25 oldu. Buradan arkadaşlar x eşittir 20 olarak bulunacaktır. Alttaki soruya geçtik. Bugün o da sizde. dikkat edilmesi gereken kısım şurası. İkiz kenar yamuk. İkiz kenar yamukta taban açıları birbirine eşittir. O zaman burası 2x olacak. Şurada zaten u kuralı var arkadaşlar. 2x artı 7x eşittir. 180 derece. Buradan 9x eşittir. 180 buradan x eşittir. 20 olarak buldum. Şimdi bana sorulan kısım arkadaşlar şu kısım. 2x'i soruyor. Buradan 2x eşittir. 40 olarak bulunacaktır. Evet. Gelelim alttaki soruya. Buyurun. Siz de gene Paralel kenar dediği için arkadaşlar önce paralel kenarın şurada altını çizmiş olalım. Şu şekilde. Burası 120 ise arkadaşlar burası 180 olacak. Şu ikisinin toplamı o zaman buraya kaldı 60 derece. Bana PTV şu açıyı soruyor. Buraya geldim X yazdım. 70, 60 ve X. Üçgenin çeşitler toplamı 180 derece. 130 artı X eşittir 180. Buradan X eşittir arkadaşlar. 50 olarak bulunacaktır. Bir sonraki sayfadaki sorulara geçtik. Evet. Buyurun, bunlar sizde. Burada dikkat etmem gereken kısımlar şurada dikdörtgen olması, şurası dikdörtgen, burasının kare olması. Bekliyorum. Şimdi sevgili gençler burada özellikle şuraya şu açıya 90 derece dedim. Normal kaleme geçelim. Şurası 90 derece. 90 35 buraya kaldı arkadaşlar. 55 derece. O zaman şu açı 35 derece olacak. Burası 55. Burası 35. Burası 55 derece. Arkadaşlar burada köşegenler birbirine ortalar demiştik dikdörtgende. Burası da 35 derece olacak. 70. Bana burası x sorulan kısım. Sorulan kısım mol kısmıydı pardon. Şurası yan taraf soruluyor. Şurası soruluyor bana x. O zaman burası 55 olacak. x artı arkadaşlar. Evet iki tane mol var. burada harflerden bir tanesini değiştirelim. KLM şu ne olsun? arkadaşlar. Şu N harfi olsun. Ee, burada şuraya X dedim. 55 artı 55 eşittir. 180. Buradan X artı 110 eşittir. 180. Buradan X eşittir arkadaşlar. 70 olarak bulunacaktır. Biz şuradaki ifadeyi bulmuş olduk. Bilginiz olsun. Mol çünkü şurayı KLMN diye yazmak istemişler. Şurayı N ile değiştirelim arkadaşlar. Şimdi Geldim bir sonraki soruya. Evet, biraz daha bekliyorum. Kare. Şurası 90 derece unutmayalım. Burası 90, 15. Buraya kaldı arkadaşlar o zaman. 75 derece. Burası da bana sorulan x açısı. O zaman 50 artı x artı 75 doğru açı olduğu için 180 derece olacak. 125 artı x eşittir 180. Buradan x açısı arkadaşlar 55 derece olarak bulunacak. Geldim bir sonraki soruya. Eşkenar dörtgen sorusu. Buyurun bekliyorum Evet sevgili gençler. Şimdi soruya dönersek. Burada. Bana eşkenar dörtgen olduğunu söylemiş. Hemen onun altını çizelim. Burada önemli olan bilgi çünkü eşkenar dörtgen olması. Eşkenar dörtgenin tüm kenar uzunlukları birbirine eşitti. Öncelikle eşitlikleri koyalım. Şu şekilde eşit eşit. Şu açı o zaman zaten ikizkenarlık kenarlık sebebiyle 20 derece olacak. Bunlar da birbirine eşit olarak bölecek. 70-70-140 çünkü. Bunlar 90 dereceydi. C, G, U. Bana bu açıyı soruyor. Arkadaşlar. C, G, U açısı. Bunlar da ikisi kenarlık sebebiyle arkadaşlar. Şurası 70 buluyorsak burası taban açısı olduğu için direkt cevabımız ne olacaktır? X değil o açıya da. X eşittir. Pardon. 20 değil. 70 olacak arkadaşlar. Evet. Sonraki soruyu gene test sorularımız. ...buyrun başlayalım yapmaya. Paralel kenar arkadaşlar. doğruda açılardan unutma. Z kuralı. Z kuralından taşıyacağız. Bunu özellikle... ...dikkat edin. Şurada... ...Z'yi göstermiş olayım size. Şurada Z var arkadaşlar. Şu şekilde... Burası 30 sa sevgili gençler. Burası da o zaman Z'den dolayı ne olacak? 30. 110, 30, 140 yaptı. Buraya kaldı o zaman arkadaşlar. 40 derece. Bana D, A, soruyor. Sorulan kısım zaten 40. Bursa. Geldim 2 numaralı soruya. ABC açısına x dedim. O zaman burası 4x oldu BCD açısı. Burası 4x, burası x. Bu kuralından arkadaşlar toplarsak 4x artı x eşittir 180 derece. 5x eşittir 180. Buradan x açısı arkadaşlar 36 olarak bulunur. Bana BCD'yi soruyor arkadaşlar. 4x'i soruyor yani. 4 çarpı 36. Bu da 144 derece olarak bulunacaktır. Yani cevabım C şıkkı. Geldim 3 numaralı soruya. Şöyle aşağı indirelim biraz daha. Evet. Bu sefer dikdörtgen var. Dikkat. Başlıyorum yapmaya. Gene burada size Z'yi göstermek istiyorum. Y izle. Evet, şuradan AC'yi birleştirdim ve AB'yi üstünden geçtim. Şurada Z harfini görmüş olduk diye düşünüyorum. Burası 30 dereceyse arkadaşlar bu açı buraya bakıyor. O zaman bu açı 30 olacak çünkü bu bu yana bakıyor. Kısa sebebiyle burası 30. O zaman şurada kalan kısım arkadaşlar 30-30 120 60 oldu. Buraya kalan açı arkadaşlar 120. Şu yan tarafında kalan arkadaşlar açı bu durumda ne olacaktır? 60 derece olacak. Şurası 90 dereceydi. Kalan kısım zaten gene 60. O zaman x artı 60 artı 60 eşittir. 120. Buradan pardon 180 olmalıydı. Top. Şurası 180 olacak. Buradan x artı 120 eşittir. 180. Buradan x açısı arkadaşlar 60 olarak bulunmalıdır. Yani D şıkkı. Geldik 4 numaralı soruya sevgili gençler. Pardon. Şöyle 4 numaralı soruya. Köşe gönüzlükleri bulunduğu açıları iki eş parçaya böler. Kaç tanesi kare ile eşkenar dörtgenin ortak özelliklerindendir diyor sevgili gençler. Kare ve eşkenar dörtgen. Evet bulundukları açı iki eş parçaya böler. Bunda bir problem yok. Köşegenler birbirini dik olarak ortalar. Bu da ikisine de var. Bunda da problem yok. Tüm kenar uzunlukları birbirine eşittir. Bunda da problem yok. Ancak sevgili gençler tüm açıların ölçüleri karede 90'dır. Ancak eşkenar dörtgende böyle bir ihtimal yok. Yani e, bu her seferinde doğru olarak söyleyecek olduğumuz bir şey değil. Geldik 5 numaralı soruya. Buyurun. Siz de. Öncelikle eşkenar dörtgenin özelliği özelliği neydi? Tüm kenar uzunlukları birbirine eşit. Şu eşitlikleri koyalım arkadaşlar. Bunu koydum. Bana şurada ekstra bir tane daha eşitlik söylemiş. PM ile PL uzunluğu birbirine eşittir söylemiş. O zaman ben PL ile PM'ye de şöyle iki çizgi olarak koydum arkadaşlar. Buraya dikkat. Şimdi arkadaşlar Bunlar eşit olması ve şu kenarlar eşit olması sebebiyle buraya ben x yazdım. Ee, buraya da x yazdım arkadaşlar. Çünkü açı ortaydı. Eşitlik sebebiyle arkadaşlar buraya da gene ne yazacağım? x yazacağım. Bakın kırmızıların eşitliği sebebiyle şuraya ben ne yazdım gene? x yazdım. Şimdi yeşille işaretlemiş olduğum açılara bakın. Üçgenle alakalı. Şu üçgenle üçgenin iç açılar toplamı ne olmalıdır? 180 olmalıdır. O zaman geldim yazdım. X artı X artı bir de X artı 30 var. Bu eşittir. 180 olmalıdır. 3X artı 30 eşittir. 180. Arkadaşlar buradan 3X eşittir. 150 olacak. Buradan X açısı arkadaşlar 50 olarak bulunacaktır. Yani cevabımız C şıkkı. Geldim 6 numaralı soruya. Şu şekilde üstteki soruda gözükmüş olsun. Bakmak isteyenler bakabilir. Evet. paralel kenarın özelliğinden arkadaşlar öncelikle şurada işaretlemiş olduğum açıyla arkadaşlar kırmızıyla değil de sarıyla işaretleyelim burayı. Şu açıyla şu açı birbirine ne olmak zorunda? Eşit olmak zorunda. O zaman ben buradan x artı 15 olarak yazdım. Şimdi gene paralel kenarın özelliği arkadaşlar çapraz olan açıların ölçüleri birbirine eşitti. Şu açıların ölçüleri birbirine eşit olmak zorundadır. O yüzden x artı 15 ve 2x'i toplayıp arkadaşlar kime eşitleyeceğim? 135'e eşitleyeceğim. Bu da 3x artı 15 eşittir. 135 oldu. 15'i karşıya attım arkadaşlar. 3x buradan 135'ten 15 çıkartırsak 120 olarak bulunur. Buradan her tarafı 3'e bölersek x 40 derecedir. Yani değişik olarak bulmaktayız. Evet bir sonraki sayfaya geçiyoruz. Evet arkadaşlar. Türk İslam geleneğinde dokumacılık sanatında geometrik şekiller sıklıkla kullanılmaktadır. Aşağıda verilen dikdörtgen şeklindeki halı içinde eşkenar dörtgen çizilmesiyle oluşturulmuş bir desene sahiptir. Eşkenar dörtgenin köşe noktaları halının kenar noktalarının orta noktalarına denk gelmektedir. Eşkenar dörtgenin karşılıklı köşelerine birer çubuk yerleştirilmiş ve bu çubuklar ile eşkenar dörtgenin kenar arasında kalan açı 50 olmuş. Buna göre soru işaretiyle belirtilen açının ölçüsü kaç derecedir? Şimdi arkadaşlar eşkenar dörtgen olduğu için ben şunları eşitliyorum öncelikle. Şunlar eşit. Ve burası 90 derece ile kesiyordu hatırlarsanız. Şöyle. O zaman burası 40. Burası 40 olacak arkadaşlar. Eşkenarlık Eşkenar dörtgenlik sebebiyle arkadaşlar şunlar eşit. Bakın şurayı iyi izle. Şu açıyla şu açı birbirine eşit olacak. O yüzden buraya kaç derece yazacağım arkadaşlar? 40 derece olarak yazacağım. E zaten burası 90 dereceydi. Buraya da x diyelim yan tarafına da arkadaşlar. x artı 40 eşittir. 90 derece buradan x açısı arkadaşlar 50 olarak bulunacaktır Yani cevabımız c şıkkı. Geldik 8 ve 9 numaralı soruya. Bu soruları yapıp dersimizi zaten bitiriyoruz arkadaşlar. Öncelikle Z kuralını göstermek istiyorum arkadaşlar burada bir tane. Burayı takip et. Şurası. Ters Z oldu ama bu açıyı taşımam için yeterli. Şu açı arkadaşlar ben açıların eşitliğini z kuralı sebebiyle taşıyacağım arkadaşlar. Şuradaki açıya, yani x artı 30'u buraya taşıyacağım. x artı 30 şurası da arkadaşlar ne olacak? x artı 30 olacak. Sonra yeşille çizmiş olduğum kısımlar paralel kenar olması sebebiyle bunlar birbirine ne olmalı? Eşit olmalı. Buraya da geldim arkadaşlar. x artı 30 yazdım. Şu ikizkenarlık kenarlık sebebiyle arkadaşlar şuradaki iki kenarlar eşit işte olması sebebiyle bu açılar birbirine eşit olmalı. Yani burası da x artı 30 olarak bulunmalıdır. Bu durumda x artı 30 artı x artı 30 bir daha 30 var. Şu açı o da şu üçgen açılar toplamı eşittir. 180 olacaktır. Buradan 2x artı 90 eşittir. 180 buradan 2x eşittir. 90 olarak bulunur. Buradan x açısı arkadaşlar 45 olarak bulunacaktır. Yani cevabımız B şıkkı. Ve son olarak arkadaşlar 9 numaralı soru. Biraz bekliyorum sizde. Şurada önemli olan kısım arkadaşlar 130 ve paralel kenar demiş. ve dik üçgen demiş. Buralara dikkat. Bana şu açıyı soruyor. Bana verilen açılar bunlar. Öncelikle şu 90 dereceye yazmış olayım. Ve burasında 130 derece olduğunu söylemiş olalım. Şu açının u kuralı olması sebebiyle 50 olduğunu biliyorum. Çünkü buraya x dersem x artı 130 eşittir 180. Buradan x eşittir 50 olarak bulunacak. Paralel kenar olduğu için şurası 130. Hemen yan tarafı o zaman Yine yönleştikten sebebiyle Burasına 50 diyebilirim Şurası gene 50 olacak EAD açısını soruyor arkadaşlar Bana sorulan kısım şurası A açısı Dedim ben buna A artı 50 artı Bir de köşede 90 derece var Eşittir 180 olmalı Buradan A artı 140 Eşittir 180 Buradan A açısı arkadaşlar 40 olarak bulunacaktır Yani B şıkkı. Böylece arkadaşlar dersimizin Burada sonuna geldik YouTube yayınımızı kapatıyoruz. Zoom'daki yayın devam edecek.